Başka türlü mümkün diyor İstanbul Sanayi Odası ve sürdürülebilir bir gelecek için dönüşümü birlikte tasarlayalım temasıyla yola çıkıyor. 4 eş zamanlı çalıştay var şu saat itibariyle başlayan. Onlardan biri olan temiz üretim nasıl olmalı çalıştayına hepiniz bir kez daha hoş geldiniz efendim. Şimdi öncelikle bu çalıştayda karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağız. İnteraktif bir çalıştay olmasını rica ediyoruz. Onu bir kez daha vurgulamış olalım. Arçelik'in sektörel ilişkiler koordinatörü Canan Ergün Tavukçu'yla birlikteyiz. Kendisi bize ufak bir sunum da hazırladı. O sunum aracılığıyla aslında Arçelik'te neler yaptıklarını da Canan Hanım aktaracak bize ayrıntılı bir şekilde. İzninizle şöyle büyük resmi dünyada ve Türkiye'de ben sizlere kısacık aktarmak istiyorum. Bir kere dünya çok karışık bir dönemden geçiyor. Biliyorsunuz 2008'de bir kriz yaşandı. Bol para ortaya kondu. Maliye politikalarıyla, para politikalarıyla tam toparlanma olurken Covid patladı. Ve Covid'le bir sağlık krizinin finansal krize, bir tedarik krizine dönüştüğünü gördük. Büyük bir ham madde krizi de yaşandı. Aslında biz küresel ticaret savaşlarını konuşurken bir anda kucağımızda Covid'i bulmuş olduk. Ve o ham madde krizinin de enflasyonu tetiklediğini gördük. Yani dünyada büyüme aşağı yönlü ama enflasyon da yukarı çıkıyor. Fed'in faiz artış sürecini konuşuyoruz. Çin risk hep masada, bir kapalı kutu adeta Çin ve hemen her gün yeni bir şirketinin riskiyle acaba bulaşıcılık olacak mı diye piyasaları tedirgin eder bir halde. Ve Covid'le evet aşı bulundu ama mutasyonlarla bulaşıcılık risk ne kadar büyük şu anda tam olarak kestiremiyoruz. Dışarısı böyle. Bize geldiğimizde bizde büyüme var. Dış talep canlı ama Covid'le bu ne kadar sürdürülebilir büyük bir soru işareti. Bu arada biz ihracatımızı artırıyoruz ama daha çok malı daha ucuza satarak artırıyoruz. Ve bizde enflasyon da var. Ve enflasyona rağmen Eylül'den itibaren faizlerin indirilmesiyle başlayan bir kur artışı şoku, yani bir kur şoku süreci de yaşıyoruz. Maliyetlerin arttığı bu süreçte öğrendik ki yeni bir ekonomi politikası uygulanıyor ve bu yeni ekonomi politikasında üretim ve büyüme öncelikli, kur bırakılmış vaziyette ve cari fazlayla fiyat istikrarının sağlanacağı varsayımı ortaya konuluyor. Böyle bir süreçte hem dışarıdaki riskler hem içerideki riskler birleşince bir parça önümüzü görmekte zorlandığımız bir süreç. Tam da böyle bir süreçte şirketler 2022'ye hazırlanmaya çalışıyor ve önümüzde aslında iki temel konu olmalıydı. Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm. Bu ikisini birbirinden ayıramayız da yani el ele yürümesi gereken bir şey. Dijital dönüşüm bir başka çalıştayın konusu. Biz burada yeşil dönüşüme odaklanacağız ve yeşil dönüşüm neden önemli? Çünkü artık iklim kriziyle geri dönülmez bir yola girildi. Avrupa Birliği bir mutabakata vardı Aralık 2019'da. Adına da yeşil mutabakat dedi. Bütün iş yapış şeklini değiştiriyor. Üretim modelleri değişiyor. Bütün modeller tüketicinin davranışının da değişmesiyle birlikte değişiyor. Eğer Avrupa ile ticaret yapmaya devam etmek istiyorsak bizim de bu sürece uyum göstermemiz gerekiyor. Hedefler çok net. 2030'a kadar %55 karbon salımının azaltılması gerekiyor. 2050'de de sıfır karbon hedefi var. Yani bu kadar net ortaya konmuş bir hedefle de karşı karşıyayız. Tabii bu sadece böyle bir çevre duyarlılığı, işte atık yönetimi ne indirgenemeyecek de bir konu. Çünkü topyekün bir anlayış değişikliğinden söz ediyoruz. Adeta sanayi devrimi gibi, yani geçmişte sanayi devrimi nasıl büyük bir etki yarattıysa değişim, dönüşüm anlamında yine bu kez böyle bir değişim dönüşümü yaşamak durumunda kalacağız. İşte bu noktada ben hemen Canan Hanım'a dönmek istiyorum. Canan Hanım, yani sanayi devrimi gibi bir etki dedik ama yani az bile dedik herhalde değil mi? Yaratacağı büyük dönüşümü düşünecek olursak. Kesinlikle. Özellikle pandemiden sonra da etkilerinin son derece arttığı, iklim değişikliği hassasiyetleri, dijitalleşmeyle birlikte tüketici beklentilerinin de değişim ve gösterdiği bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla bu noktada kendimizi birçok sektörde, ekonominin her aktörünün bu alanda bir takım girişimler ve kendilerine aslında bir yol haritası çizmesi gereken bir sürecin içerisindeyiz. Bu noktada benim bir kısa sunumum olacak aslında. Sabah oturumunda da çok kıymetli konuşmacılar ve paneller dinledik. Esasen bir miktar onlara da değinerek bizi ne gibi bir dönüşüm bekliyor, biz Arçelik olarak neler yapıyoruz çok kısa bahsedip aslında daha çok sizlerin katkılarıyla ve sorularıyla daha zenginleştirmeye ve zengin bir içerik üretmeye gayret edeceğiz bu oturumda.
Şimdi baktığımız zaman aslında yeşil dönüşüm dediğimizde temiz üretim kavramı bundan 10-20 yıl öncesinde daha çok kendi operasyonlarımızdan kaynaklanan karbon emisyonları açısından değerlendiriyorken, şimdi artık değer zincirinin her adımında bütün tedarikçilerimizle, paydaşlarımızla yönetmemiz gereken bir sürecin içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Dolayısıyla önceki endüstri pratikleriyle yönetilemeyecek bir yaklaşım göstermemiz, farklı bir bakış açısı kazanmamız gereken bir dönemdeyiz. Global inisiyatiflere baktığımız zaman tabii en önemlisi Avrupa Yeşil Mutabakatı olarak ön plana çıkıyor. Burada azaltılmış çevresel risklerle birlikte aslında sosyal kalkınmanın da sağlanması ve ekonomik büyüme, bir büyüme stratejisi olarak da zaten bunu Avrupa Komisyonu en başından beri ifade ediyor. Bu noktada iklim, çevre aksiyonları ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı ön planda tutulurken, aynı zamanda adil dönüşümle aslında bu dönüşümün sosyal etkilerinin de dikkate alınarak yeşil işlere geçişin desteklenmesi ve bununla ilgili finansmanın sağlanması noktasında da birçok inisiyatifi aslında hayata geçireceğini görüyoruz Avrupa Birliği'nin önümüzdeki süreçte. Tabii global yatırımlarda da önemli bir boşluk da var şu an hali hazırda. Küresel ihtiyaçlar ve finansal ihtiyaçlar ön plana çıkıyor. Yakın zamanda 1 Aralık tarihinde Avrupa Komisyonu Global Gateway, küresel geçit adlı bir komünikasyon paper'ı gibi bir doküman paylaştı. Bu noktada aslında baktığımız zaman iklim ve çevre aksiyonları için globalde, global perspektifte her yıl 1.3 trilyon euro gibi bir altyapı kaynağı gerektiği ifade ediyor ki bu çok ciddi bir rakam. ABD ise bu inisiyatifle birlikte globalde yeşil ve dijital dönüşüme yönelik olarak altyapıları, yani global perspektifte örneğin farklı kıtalardaki altyapıların geliştirilmesine yönelik de 300 milyar euroluk bir finansı da 2027'ye kadar harekete geçirmeyi hedefliyor. Tabii bu girişim ilgili bölgelerde Avrupa Birliği'nin sadece hani altyapıyı kalkındırması ile kalmayacak. O bölgelerde regülasyonların da dönüşümü, belki o noktada ekonomik anlamda orada söz sahibi olma noktasında da bir takım girişimleri, inisiyatifleri de tetikleyebilir. ABD ve Birleşik Krallık'ın da benzer inisiyatifleri olduğunda burada biliyoruz. Avrupa Birliği ve ABD'nin COP sürecinde çelik ürünlerine yönelik olarak ilk karbon bazlı global inisiyatifini ortaya koyduğunu biliyoruz. Bu bizler için de son derece kritik. Çelik sektöründe önemli bir ihracatçıyız. Avrupa Birliği en önemli ticaret partnerimiz. Birleşik Krallık'la birlikte düşündüğümüz zaman ihracatlarımızın neredeyse yarısını gerçekleştirdiğimiz bir bölgeden bahsediyoruz. Ama baktığımız zaman aslında Avrupa Birliği'nin toplam ithalatları 6.2 trilyon euro kadar bir yılda. Dolayısıyla bu kadar büyük bir pazar içerisinde aldığımız pay ise mevcut ihracatlarımız içerisinde Avrupa Birliği'ne %1.37 seviyesinde. Dolayısıyla aslında daha gidecek de çok yer ve potansiyel olduğu da görülüyor. Dolayısıyla bu alanda daha çok kolaborasyon ve işbirlikleri ve AB nezdinde o diplomatik süreçlerin de yönetilmesi son derece kritik olacak. Tabii baktığımız zaman global perspektifte de çok ciddi rekabet de söz konusu. Örneğin Vietnam'ın yeni nesil serbest ticaret anlaşması gerçekleştirdiğini biliyoruz. Yüksek teknoloji ürünler anlamında rekabetçi bir ülke. Yaklaşık ihracatının %34'ü yüksek teknoloji ürünlerden oluşuyor. Türkiye'nin de bu alanda kendi kapasitesini geliştirmeye yönelik de çalışmalar yürütmesi gerektiğini söylemek yanlış olmaz. Canan Hanım, burada bir parantez. Türkiye'nin yüksek teknoloji payını da bir hatırlatalım mı? Vietnam'a %30-34 dediniz. %3.4 civarında. Türkiye'ninki %3.4. Tabii 2050'ye giden süreçte az önce de ifade edildi. 2030'a kadar da 90 seviyesine göre %55 bir azaltım hedefliyor Avrupa Birliği. Bu noktada kapsamlı bir aslında regülasyon paketi taslağı duyurdu 14 Temmuz'da. Bu kapsamda binalar, karayolu taşımacılığı için
ETS sistemi, yani ETS sisteminin içerisinde binalar ve karayolu taşımacılığının yer alması, ayrı bir ETS sistemi oluşturulması ve bunun 2026'da devreye girmesi. Sınırda karbon düzenlemesi en çok tartışılan noktalardan biri, birçok sektörü etkileyecek. İlk etapta 5 sektör gibi gözükse de aslında bu sektörlere bağlı olan ve girdileri bu sektörden giren birçok sektörün de aslında kümülatif olarak maliyetlerini artıracak bir düzenleme. Belki tamamen ayrı bir oturumun bile konusu olabilir. Ama bu noktada sorularınız olursa burada da tartışma ve fikir alışverişinde bulunmak isteriz. O 5 sektörü belki hatırlatabiliriz. Yani değil mi? Çimento var. Demir, çelik, alüminyum, çimento, elektrik ve gübre. Gübre. O 5 sektörle başlayacak yani bu süreç. Zaman evet. olarak ne zaman başlayacak? Şimdi TASLAK 2023'te raporlamayla birlikte başlayacağını ifade ediyor. Ama tabii henüz daha yasalaşmadı. 2022'nin ilk çeyreğinde muhtemelen yasalacaktır. Şu an parlamento ve komisyon arasında onay süreçleri devam ediyor. 2026 itibariyle de aslında vergilendirmenin başlaması öngörülüyor. Yani bu sınırda karbon vergisi. Evet. Onu da belki konuşuruz, belki salondan da bir katkı alırız. Buyurun devam edelim. Tabii Avrupa Birliği bu dönüşümü harekete geçirirken Next Generation EU diye bir toparlanma planı da ortaya koydu biliyorsunuz. Ve bunu çok yıllı bütçesiyle birleştirerek toplam 1.8 trilyon euroluk bir fonu ortaya koydu. Ki bunun %30'unu da aslında yeşil dönüşümle ilgili yatırımlara aktaracağını ifade ediyor. Söz konusu paket altında bir de sosyal iklim fonu oluşturulması hususu var. Adil dönüşüm için özellikle yeşil işlere geçişin desteklenmesi, bu alanda istihdam yaratılması için girişimleri var. Hedefi 2030'da 1 milyon bu alanda ek istihdam, 2050'ye kadar da 2 milyon ek istihdam yaratılması noktasında. 2032'ye kadar da 72 milyar euroluk bir sosyal iklim fonu sağlaması öngörülüyor. Bu fonu da daha çok binalar ve karayolu taşımacılığının aslında ETS sistemine, emisyon ticaret sistemine dahil olmasıyla birlikte buradan en çok etkilenen kesimlerin desteklenmesini amaçlıyor. Oradaki ETS fonunun bu sosyal iklim fonu tarafına alokasyonu o tarafa harekete geçirilmesi gibi yaklaşımlar da söz konusu. Bununla birlikte aynı zamanda artan enerji verimliliği hedefleri ve yenilebilir enerji hedefleri söz konusu. Motorlu araçlar için yeni karbondioksit hedefleri var. 2035 yılında binek ve hafif ticari araçlarda sıfır emisyonlu araçlara geçiş, yeni araçlarda geçiş gibi hedefleri söz konusu. Bunlar son derece ciddi. Birçok sektörü, ekonomiyi derine etkileyecek aslında girişimler. Ve bunların da aslında nasıl evrileceğini de önümüzdeki süreçlerde gözlemleyeceğiz. Tabii AB'nin bir de taksonomi düzenlemesi var. Yani hangi yatırımların sürdürülebilir, hangi yatırımların çevreci olduğuna yönelik kriterlerinin belirlenmesi. Yine sürdürülebilir yatırımlar inisiyatifi gibi aslında bu noktada sürdürülebilirlik alanında da kararlılığını ortaya koyuyor Avrupa Birliği. Finansal olmayan bilginin nasıl aktarılacağı konusundaki kriterler sadece Avrupa Birliği'nde faaliyet gösteren şirketlere değil, aslında Avrupa Birliği'ndeki faaliyet gösteren şirketlerin tüm değer zinciri boyunca bu çevre ve sosyal etkilerinin ve buradaki raporlamaların aktarılması beklendiği için aslında topyekün AB ile iş yapan birçok sektörü ve paydaşı da ilgilendiriyor. Benzer şekilde yeşil tahvil çerçevesini yayınladı, Green Bond çerçevesi. Ve 2006 yılı sonuna kadar da 250 milyar euroya kadar bir yeşil tahvil ihraç etme niyetini ortaya koydu. Ki bu da AB'yi dünyanın en büyük yeşil tahvil ihracatçısı konumuna getireceğini düşünülüyor. Tabii bu ESG kriterlerinin yani çevre, sosyal ve yönetişim ilkelerinin tüm değer zincirinde uygulanması firmaların uygun finansmana erişimi açısından da son derece kritik. Dolayısıyla o taksonomi düzenlemeleri, ESG kriterlerini birçok sektör açısından önemli takip edilmesi gerekli olacak. Ve baktığımız zaman sanayi sektörü de küresel enerji tüketimin 1/3'ünü oluşturduğundan dolayı özellikle bu alandaki gelişmeler son derece kritik olacak.
Bu noktada ben Arçelik alanında neler yapıyoruz? Arçelik'e geçmeden değil mi? Evet. İsterseniz bir parantez açalım buraya. Şimdi Canan Hanım çok önemli bilgiler verdi. Canan Hanım, yani sizden bir kez daha kısacık duyalım. Önemli belgeler var. Yani işte bir Paris İklim Anlaşması'nı biliyoruz bu süreçte. Avrupa Birliği'nin Aralık 2019'da benimsediği Yeşil Mutabakat'ı biliyoruz. Fit Aynen for 55 Temmuz'da yayınlanan bir belgeydi. Bu aslında Avrupa Yeşil Mutabakat'ın hayata geçirilme sürecindeki eylem adımlarından ve aslında o iklim kanununun hayata geçirilme sürecindeki ara bütün sektörlere yaygınlaştırılması amacıyla oluşturduğu bir yasa paketi diyebiliriz. Bir de Aralık başında yayınlanan Global Gateway diye bir başka rapor daha var. Yani arzu eden değil mi internetten bunlara ulaşıp ayrıntılı bir şekilde inceleyebilir. Yani önümüzdeki süreçte bizi ne bekliyor? Bütün bu raporlarda Avrupa Birliği net bir şekilde ortaya koyuyor zaten. Biz de Paris İklim Anlaşması'nı onayladık ve o sürece aslında bir şekilde girmiş olduk değil mi? Yani Avrupa Birliği'nin sağlayacağı kaynaklardan yararlanmanın yolunu da açmış mı olduk bu süreçte? Şimdi 2053 için de bir karbon nötr hedefimiz var. Tabii onun için de kapsamlı yol haritalarının oluşturulması gerekiyor. Öncelikle NDC'mizin güncellenmesi ve bu noktada aslında iklim kanunumuzun revizyonu ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın aslında birçok unsurunu içeren Temmuz ayında bir eylem planımız yayınlanmıştı. Onun bir miktar daha belki somut adımlarla hangi kurumların daha somut olarak ne aksiyonlar alacağının takvim planı çerçevesinde aslında Avrupa Birliği'nin takvim planı çerçevesinde uyumlu hale getirilmesi kritik olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu noktada salona bir dönelim. Mikrofonlarımız nerede? Yani şimdiye kadar duyduklarınız size ne düşündürdü? Böyle kısa kısa sesler duyalım istiyoruz. Çok uzun konuşmalar olmadan lütfen görüşünüzü bildirin. Bir mikrofon beyefendiye alalım mı hemen en ön sırada? Lütfen kendinizi de tanıtın. Şimdiye kadar duyduklarınızla ilgili bir yorum almış olalım. Çok teşekkürler. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Ege Üniversitesi'nde ve EBSU, Ege Bölge Sanayi Odası adına katılıyorum. Ben Nuri Azbar ismim. Bir şey merak ediyorum. Bu karbon vergilendirmesiyle alakalı olarak bahsettiğiniz sektörlerle başlayacak. Ancak sizin de arz ettiğiniz üzere çelik barındıran sizin Arçelik ürünlerinde olduğu gibi size gelen bir benchmark değeri var mı mesela? Ürün karbon ayak üzerinden muhtemelen sınırda karbon vergilendirmesi gelecek size Arçelik için diyorum bunu. Böyle bir benchmark değeri geldi mi size? Bunun altındaysanız, üstündeyseniz şu kadar vergi ödeyeceksiniz diye bir şey geldi mi? Yok, öyle bir şey gelmedi. Pardon. Hı-hı. Devam ediyor muydunuz? Şöyle, ben şeyi de merak ediyorum açıkçası. Yani ben sanayi odasıyla da çok tartışıyoruz bunları. Uzun konuşmayın dediniz ama çok önemli olduğu için söylüyorum. Yok, buyurun. Kısaca kalalım. Affınıza sığınarak. Şimdi kurumsal karbon ayak izini ölçtürelim diyoruz sanayiciye ama o Yeşil Mutabakat'ın 300 sayfalık şeyini okumaya çalıştığınız zaman aslında dönüp dolaşıp kapıdan kapıya karbon ayak izi, ürün karbon ayak izine böldürmeye çalışıyor. O da biraz oturmamış bir şey. Aslında ürün karbon ayak izi beşikten mezara tüm tedarik zincirini ilgilendiren bir konu ama çok da zor bir şey. Yaşam döngüsü analiziyle ancak bakabileceğiniz bir şeyler. Hani sanayici aslında çok külfetli bir iş bu. Ama kısaca şey diyor aslında, yani şu kurumsal karbon ayak izinizi biliyorsunuz, atıyorum 100 bin ton karbon emisyonunuz varsa bunu ürününüze, fonksiyonel birimize bölerseniz sanki kabul edeceğim gibi bir şey söylüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz bu belirsizliklerde? Şimdi şöyle, çok dediklerinizde haklısınız. Öncelikle bu taslakta bazı CN kodları, yani belirli ham maddeleri kodlarını belirtmişler, yani o gümrük kodlarını. Bu ürünleri kullanan sektörler, örneğin örnek verdiniz bir otomotiv ya da bir beyaz eşya, ürün olarak Avrupa Birliği'ne ihraç edilirken şu an taslağa göre bir yükümlülük altında değil. Ama Avrupa Birliği'nde birçok sektör, bu kullanıcı sektörler yani şey olarak, doğal olarak ürünlerinin maliyetleri artacağı için, çünkü temin ettikleri ham maddenin maliyeti artacak. Bu noktada çekincelerini komisyona bildiriyorlar. Dolayısıyla zaten taslak içerisinde de bunun önümüzdeki süreçte bir değer zincirine genişletilmesi hususu ön plana çıkıyor. Dediğiniz doğru. Şeyi merak ediyorum açıkçası. Yani mesela Avrupa Birliği'nde, gene sözü aldım özür dileyerek ama çok önemli. Çok kısa olsun, çok lütfen. Kısa. Sizin ürünlerinizin Avrupa Birliği piyasasına girdiğinizde her bir ürün için rekabet edebileceğiniz benchmarkları biliyor musunuz mesela siz? Mesela çamaşır makinesi için, televizyon için. Avrupa Birliği'nin böyle bir şeyi yok, database'i. Ama emisyon ticaret sistemi içerisinde bunları şey yapıyorlar. Emisyon ticaret sistemine bizim ürünlerimiz dahil değil.
Ama yani kendi ürünlerimiz açısından. Edecekler şimdi. 85 yani dolara dayanmış şu an. Demir çelik dahil. Yani işte onu nasıl kapsamının genişleteceğini şu an komisyon da bilmiyor. Evet. Yani katıldığımız toplantılarda özellikle dediğiniz gibi tüm değer zincirine kadar giden süreçte bunun aslında lojistik maliyeti var. İlgili ham maddenin çıkarılma sürecine kadar gitmeniz lazım. Şu an o yüzden ilk etapta sadece kapsam bir emisyonlarını hatta dikkate alacaklar diye belirtiyorlar. Düzenlemelere daha ihtiyaç var. Yani net bu karbon düzenlemesi en zaten belirsiz ve en hani sıkıntılı evet. konulardan bir tanesi olacak. Bunlar için düzenlemeye ihtiyaç var. Biz biraz daha sonra geliriz demiştik ama siz bize böyle bir geniş adım attırmış oldunuz. Ben biraz daha başa dönüp belki öğrencilerimizden de yorum yapmak isteyen ya da şimdiye kadar duyduklarınız size ne düşündürdü bu konuyla ilgili bir ses vermek isteyen var mıdır? Yani yeşil mutabakatı mesela hiç duymayan var mıydı aramızda daha önce? Herkes biliyordu herhalde yeşil mutabakatı. Yorum yapmak ister misiniz? Bir ses duyalım mı? Yani bu süreçte mesela en büyük engel ne? Türkiye kurumsal olarak, finansal olarak, altyapı olarak böyle bir sürece hazır mı? Bir iki ses duyalım mı genç arkadaşlarımızdan? Yorum yapmak isteyen var mı? Arkadaşımızı hemen uzatalım. Haliç Üniversitesi'nden Arif Karaboğa. Burada biz Türkiye'deki sanayi sektörlerinde enerji verimliliğinde iyi bir gelişme gösterdik. Kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerde. Fakat bir iki firmanın dışında yenilenebilir enerji kaynaklarını aktif olarak kullanmıyoruz. Sadece reklam ya da küçük aydınlatmalarda kalıyor. Bu konu hakkında nasıl bir yorum yapabilirsiniz? Şimdi özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının özellikle kullanım safhasında örneğin çatı solar sistemleri gibi tüketim odaklı olarak yatırımları son derece kritik ve baktığımız zaman bunların fizibilitesinde aslında geri dönüş maliyetlerinin de gitgide düştüğünü görüyoruz ve avantajlı halde geliyor. Önümüzdeki süreçte karbon ayak izinin bu kadar kıymetli ve önemli olacağı bir süreçte aslında sanayicilerimizin de bu alanda yaratabilecek fırsatlara, belki teşviklere ve fon ve kaynak ayırmaya bu alanlara eğilmeleri kıymetli olacaktır görüşündeyim. Binalar iyi bir enerji dönüşümü sağladı. Bu enerji konusunda, yenilebilir enerji konusunda inşaat ve yapılar dönüşümü tamamladı ama sanayide bir türlü her zaman konuşuluyor ama bir türlü bu dönüşüm gerçekleşmiyor. Enerjinin üçte biri sanayilerde kullanılıyor ama biz hala yenilebilir enerji konusunda tartışma kısmında kalıyoruz. Teşekkür ederim. Yani sürdürülebilirlik deyince biraz daha çok o yenilenebilir enerji kısmını Tabii. da algılıyoruz. Çünkü Türkiye'de ön planda olan konu bir parça o. Şunu da sormak isterim size. Yani mesela Avrupa Birliği ile bir parça yavaşlayan ilişkiler var. Gümrük Birliği'nin revizyonu her daim gündemde. Aslında bu konu bir fırsat da olabilir mi? Avrupa ile yeniden ilişkileri sıcaklaştırmak ve bir adım atmak anlamında. Çünkü bu sürece uymayan Avrupa ile ticaret yapamaz hale gelecek. Orası çok net. Kesinlikle. Yani Gümrük Birliği partneriyiz nihayetinde. Hatta aday ülke statüsündeyiz. Geçtiğimiz dönemde Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusu sektörler ve iş dünyası tarafından da çok ciddi dile getirildi. Hatta Avrupa Birliği'nde yayınlanan eski analizlerinde bu noktanın önemi vurgulandı ve iş dünyası aslında bu noktada çok net bir çağrısı var komisyonun nezdinde. Bu dönüşümün buna bir kaldıraç etkisi yaratabileceğini değerlendiriyoruz. Bildiğimiz kadarıyla bakanlığımız da aslında bu bilinçte ve bu şekilde ilgili regülasyonlar altında örneğin bir sınırda karbon düzenlemesi komitesi kurulması öneriliyor. Buraya Türkiye'nin de dahil olması ve o süreçte aslında mevzuat yapım, ikinci düzenlemelerin hayata geçirilmesi sürecinde sektörlerimizin ve ülkemizin aslında görüşlerinin dikkate alınması konusunda da diplomatik istişarenin yönetilmesini kritik görüyorum. Sanayicilerimizden de ses vermek isteyen var mıdır? Özellikle bu temiz üretimle ilgili belki kendi tecrübesini de birleştirerek bir ses vermek isteyen. Siz... Buyurun. Mikrofonu alalım mı? Adım Cavit Yenigün, kimya yüksek mühendisiyim. Sesim geliyor mu? Evet, duyabiliyoruz. Yaklaşık 45-46 yıllık endüstriyel tecrübem var.
o şansa sahip oldum. Yani Türkiye'de ne kadar rafineri, petrokimya, demir çelik sektörü ki oraya geleceğim. Ondan sonra enerji, evet, yani kojenerasyon tesisleri, işte kömürle çalışan santraller. Dolayısıyla çok kapsamlı farklı mühendisliklerde şey yaptım. Ama evet, benim sorum şu: çok söyle, az eyle. Yani ne zaman bir yeri kontrol etsek, ki tabii bizim avantajımız hataları biliyoruz. Mesela diyelim ki bir firma işte baca gazını temizliyorum diyor. Temizlemediği ortaya çıkıyor. Lafta kalıyor biraz diyorsunuz. Yenilemek zorunda kalıyorsunuz. Yani teknoloji transfer etmeseniz sözde emisyon yok ama aktüelde çok var. Hatta şu anda yine böyle şöyle söyleyeyim. Geri kazanma, daha doğrusu RDF dediğimiz plastik atıklarından enerji üretim firmasında gazlaştırma diye bir teknoloji var. Evet. O teknoloji sonunda muhakkak gaz çıkma, yani gazı kullanıyoruz ama evet, onun dışında emisyon, işte scrubber dediğimiz şeyde bazılarını tutuyoruz, onun tutmadığına şimdi arıtma yaptırıyoruz vesaire. Evet, yani denetim eksikliğini de işaret ediyorsunuz. Ama şey şu, benim yani size bir söylemek istediğim şey: söylem çok, eylem neredeyse evet, yok. Evet, yani ne artık düşünüyorsunuz? Sonra diğerlerine devam ederim. Farkındalıktan uygulamaya geçmemiz gerekiyor. Konuşmaktan yapmaya geçmemiz gerekiyor. Çünkü artık takvim de sıkıştırıyor. Bilmiyorum Canan Hanım, yani bizim ne yapmamız lazım? Mesela KOBİ'lerin şu anda ne yapması lazım? Küçük ve orta ölçekli firmaların. Yani siz şimdi Arçelik olarak büyük bir firma, birazdan duyacağız sizin neler yaptığınızı, ama küçük firmalar işe nereden başlasın? Yani proje mi üretsinler küçük küçük? Ona mı finansal destek arasınlar? Müdahale edeceğim yalnızca küçük firmalar değil. Büyük firmalarda da çok eksiklik var. Neden bilgiye önem verilmiyor? Yani sanki karpuz seçer gibi teknoloji seçiliyor mesela bazılarında. Şimdi verimlilik dediğiniz şey teknolojiyle orantılıdır. Doğru teknoloji, uygun teknolojiyi seçerseniz daha verimli çalışırsınız veya palavralar atarsınız. Bu palavralardan birini söyleyeyim. Sıfır atık ne demek? Cevap bekliyorum. Sıfır atık ne demek? Evet. Sıfırın bir tanımı var değil mi? 001 de değil, sıfır atık. Bunlar politikacılar tarafından söylenmesi gereken bir şey. Niye? Çünkü toplarken halk bunu toplayacak, evet, yahut ayrıştıracak. Yani bir kavram kargaşası da yaşayabiliyoruz. Çok bütün doğru. Kavramlar birbirine de girebiliyor. Bir kafalarımızın evet, netleşmeye ihtiyacı ama var. Ama ben veya bir üniversite hocası bunu sıfır atık diye söylüyorsa, yani Allah selamet versin yani. Biraz ağır konuşuyor. Yani şimdi çok kavram var. Dediğiniz gibi sıfır atık var, sıfır karbon emisyonu var. Şimdi 2050'de net bir sıfır karbon emisyonu diye bir hedef var. Yani buna nasıl ulaşacağız? Bu nedir tam olarak? Ya, neyi kastediyoruz? Sonra tabii, kavram kargaşası var. Sıfır atık deyince... Son bir cümle alalım. Son bir cümle. Sıfır atık deyince... Bir, sıfır katı atık. Sıfır sıvı atık. Sıfır gaz atık. Son olarak söylüyorum. Yazın. Zero solid discharge. Google'da yazın. Bakalım ne geliyor. Yazın. Peki. Canan Hanım ne diyorsunuz? Şimdi firmalar nereden başlamalı diye sordunuz. Aslında hani şahsi düşüncem, enerji verimliliği alanında öncelikle hızlı meyve alınabilecek naçizane hani alanların tespit edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Her firmanın da bunu kendi öz değerlendirmesiyle aslında tespit etmesi lazım. Örneğin verimli elektrik motorlarına geçiş, bu alanda yatırımların yapılması, ki bunların geri dönüşünün aslında yatırımlar anlamında çok daha hızlı olabiliyor. Hangi yenilenebilir enerji yatırımlarına kaynak ayırabilirler, onları tespit edebilirler. Bir de ölçmediğiniz şeyi yönetemezsiniz diye düşünüyorum. Bu noktada bir enerji etüdü mutlaka gerekiyor. Aynı şekilde atık ısıdan hani geri kazanım gibi hani süreçlerin yine değerlendirilmesi lazım. Bunlar her bir aslında işletme bazında evet, ayrı ayrı bireysel değerlendirmeli. Başkalarına da söz kalsın. Mesela siz verimli motor diyorsunuz. Ama proseste dizayn nedeniyle ne kadar enerji kaybettiğinizde bir bilginiz var mı? Yalnız dizayndan, yanlış seçim, yanlış devir, efendim yanlış karıştırma, bir
Yani süreçlerde de hatalar olabiliyor diyorsunuz ya, uygulamaya giden süreçlerde de. Bu çok önemli aslında söylediğiniz. Yani doğru teknoloji seçimi. Yani bizim bu temiz üretim teknolojisiz, dijital dönüşümsüz yapabileceğimiz bir şey değil. Yani ikisi el ele gitmeli. Ama doğru teknolojiyi de seçmeliyiz diyorsunuz. Kavramları bir netleştirelim diyorsunuz. Belki bunun için eğitimlere falan da ihtiyaç var. Aramıza yeni katılanlar da oldu. Özellikle sanayici olup, yani bir şekilde üretimin içinde olup. Mesela karbon emisyonunu ölçtüren var mı aramızda? Ya bu konuda bir raporlama desteği alan. Eller kalktı. Hemen önce beyefendiyi görmüştüm. Oraya bir ulaştıralım mı mikrofonu? Ne zaman aldınız bu desteği? Ne kadara yaptırdınız? Yani maliyetler nasıldı? Bize bir ayrıntılı anlatır mısınız? Yani çok da ayrıntılı değil tabii bu arada. Merhaba. Buyurun. Bora İzmirlioğlu, Anadolu İSUZ'u Yatırım ve Projeler Müdürüyüm. Aslında konu benim yaklaşık 25 yıldır otomotivde yaşadığım, belki de tüm tecrübemi kullandığım bir alana döndü. Sera gazı emisyonlarıyla aslında başladık. Öncelik sera gazı emisyonlarının hesaplanması. Yani aslında işin en kolayı doğalgaz ve benzer sera gazı etkisi yaratan kimyasalların ölçülmesi. Bunları ne kadar azaltabileceğinizi, ki zaten Scope 1 olarak da geçiyor, bunlarla başlamak gerekiyor ilk adım olarak. İkinci adım karbon ayak izinin ölçülmesi. Özellikle firma içinde, demin Canan Hanım da çok güzel bir şekilde belirtti, ölçebildiğimiz tüm verilerin uzmanlar tarafından, bu konuda Türkiye'de de oldukça fazla gelişmiş danışmanlarımız da var. Bu danışmanlarla beraber firma içindeki karbon salınımını, ki özellikle çalışanların seyahatlerinden tutun, efendime söyleyeyim, farklı alanda ürettiğiniz karbonu ölçmeye başlıyorsunuz. İşin en zoru, demin hocam da bahsetti, aslında tedarik zinciri. Yani kapsam 3. Dolayısıyla burada en büyük sıkıntı tedarik zincirini net bir şekilde ortaya koyabilmek. Burada tabii hepimizin de bildiği gibi, burada da en fazla bizim önümüze çıkabilecek olan şey yerli üretim yapmak ve bunu da kontrol altına alabilmek. Uluslararası şirketler olarak genelde hemen hemen dünyanın her yerinden malzeme ithal ediyoruz. Dolayısıyla bir kere bu ürünlerin daha yakın mesafede daha az enerji tüketerek sağlanması veya yerinde üretilmesi çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ben bir ilave yapmak istiyorum. Aslında işin iki boyutu var. Bir bireysel boyutu, bir de firmalarla ilgili boyutu. Birey olarak bizler enerji tüketiyoruz. Hepimizin birer karbon ayak izi var. Acaba markete gittiğimizde aldığımız ürünün nerede üretildiğini, bize nasıl ulaştığını öngörüyor muyuz? Seçimimizi yaparken buna ne kadar dikkat ediyoruz? Birinci konu bu. Aslında bireysel olarak yapmaya başlamamız lazım. Kesinlikle. Alışkanlıkların değişmesi gerekiyor. Birincisi bu. Herkesin dönüp kendine önümüzdeki yıl için, hazır yılın sonuna geldik, Aralık ayındayız. Ben önümüzdeki sene böyle bir hedef koydum diyebilmesi gerekiyor. Sayısal olarak ölçebiliyor olması lazım. İkinci tarafta ise firmalarla ilgili yapılacak çok şey var. Ve bu projelerde hayata geçtikçe zaten katkılarını da hep beraber göreceğiz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok önemli bir noktaya da işaret etmiş oldunuz. Yani en zorunun tedarik zinciri olduğunu özellikle vurguladınız. Yani bu da kayıtlara geçmiş olsun. Çünkü firmalar birçok yerden ürün tedarik ediyor ve o ürünler nasıl geliyorlar? Yani onların karbon ayak izinin de artık önemli olacağı firmalar bazında. Yani sadece kendinizi değiştirip dönüştürmeniz yetmiyor. O süreçler de artık sizin bir parçanız haline geliyor. Ve en önemlisi tüketici, yani bize de çok iş düşüyor. Tüketici bilinçlenirse ve doğruyu talep ederse şirketler de, belki ayak direyen şirketler de kendini değiştirip dönüştürmek zorunda kalacak. Şuradan da birkaç el kalkmıştı. Buyurun Canan Hanım. Özellikle supply chain tarafında, yani tedarik zincirinde, hani az önce şey ifade ettik ya, bir fırsat yaratılabilir mi AB nezdinde? Aslında baktığımız zaman AB bu dönüşümde gerçekten samimi ise, bunun karbon emisyonlarının aslında lojistik kaynaklı olanlarını da hesaba katması lazım. Baktığımız zaman bizim yaptığımız hesaplarda örneğin bir buzdolabının Vietnam'dan Almanya'ya gönderilmesiyle Türkiye'den Almanya'ya gönderilmesi arasında 2.8 kat daha fazla karbondioksit emisyonu yarattığını biliyoruz. Dolayısıyla aslında bu değer zincirlerinde Türkiye'nin bir tedarik merkezi olması noktasında da önemli bir fırsat da yaratılabilir bu noktada. Peki, oradan da bir iki el kalkmıştı. Sırayla verelim mi? Kısa kısa sesler duyalım.
Mikrofonu ulaştırabilir miyiz? Sizde miydi? Buyurun, affedersiniz, görmedim sizin ağladığınızı. Buyurun, buyurun, lütfen, buyurun. Ama mikrofon çalışıyor mu? Evet. Ben de sanayiciyim, çelik tel imalatı yapıyoruz. Karbon emisyonu filtrelerimiz var. Ama daha küçük bir ünitede yoktu. Bu denetim oldu. Buna da yapın dedi, onu da yaptık. Yani beyefendinin dediği gibi denetim çok önemli. Türkiye'de denetim yok, hiçbir yerde yok. Bir de karbon emisyonu kadar kimyasal atık ve evsel atık çok önemli. Bunun için aynı şekilde kontrol gerekiyor. Bu şehrin kenar yerlerinde evler arasında merdiven altı üretimler yapılıyor. Buralara hiçbir denetim gitmiyor. Ayrıca bir de kültür meselesi bu. Ben Boğaz'da yürüyorum. Boğaz çöp içinde, naylondan her şeye kadar atılıyor Boğaz'a. Maalesef. Bu bir kültür meselesi. Bunu milli eğitimin okullarda üzerinde durması lazım. Yani martılar var, plastik var. Martı plastiği yiyor, açıyorlar, içi plastik dolu. Bunun ilkokuldan başlayıp eğitimle verilmesi lazım. Bunu belirtmek istedim. Çok teşekkürler katkılarınız için. Çok çok sağ olun. Siz de kimyasal ve evsel atık yönetiminin önemine de işaret etmiş oldunuz. O da kayıtlara buradan girmiş olsun. Sanıyorum oradan bir iki el kalkmıştı ama. Oraya da ulaştırabilir miyiz mikrofonu? Efendim ben... Buyurun. Efendim ben Selüloz Kağıt Sanayi Vakfı Başkanı olarak kağıt sektörüyle ilgili bahsetmek istiyorum. Bugün kağıt sektöründe aşağı yukarı 5 senedir sera gazı emisyonları raporlara tutuluyor, doğrulanıyor ve portalda yani Çevre Bakanlığı'nda bunun toplam olarak verileri toplanmış oluyor. Yani tamamen uzakta değil sektörler. Fakat şu var ki sektörlerdeki fabrikaların kullandığı yakıtlar genellikle fosil yakıtlardır. Bunların yenilenebilir enerji rakamına dönüşmesi demek en azından kojenerasyon sistemlerinin bir kenara atılması, yeni yatırımların da yapılması gerekiyor. Yani bunun enerji verimliliğini sağlayabilmek için oldukça büyük bir finansmana ihtiyaç var sektörün dönüşümü için. Ayrıca maalesef sınırda karbon düzenlemesi konusunda şöyle bir dezavantajımız var. Avrupa en iyi tekniklerle yapılan değerleri öne alıyor. Ama bizim fabrikalarımızın çoğu ikinci el gelmiş olan fabrikalar. Her ne kadar siz bunu update etseniz de gerek kapasite bakımından gerekse de teknoloji bakımından bir adım gerideyiz. Bu bakımdan da bizim karbon salınımlarımız Avrupa'nın o en iyi teklifleriyle mukayese edecek durumda değillerdir. Eğer bundan dolayı karbon eşitlemesi yapıldığı takdirde şirketlere büyük bir yük geleceğinin de not edilmesini ben burada belirtmek istiyorum. Çok teşekkürler. Çok önemli noktalar. Bir konuya da değinmek istiyorum. Buyurun. Sıfır atık gibi kavram karışıklığı yoktur. Çünkü sıfır atık konusu bir genel tanımlamadır. Yani her bir tesisin tabii ki atığı olacak. Ama bu atıkların geri dönüşümü sağlanması veyahut da diğer bir sektörde kullanılması veyahut da en sonunda da kompoz yapılması veya yakılması konusunda sıfır atık konusuna ulaşılabilir. Dolayısıyla bunun böyle bir afaki bir kavram olmadığını da belirtmek istiyorum. Peki. Ayrıca aynı şekilde de nötr karbon dioksit veyahut da salınım konuşuluyor. Burada da tabii ki karbon dioksit salıyoruz ama ormanlar gibi yutak dediğimiz karbon dioksiti absorbe eden sistemler var. Burada konu nötr olma konusudur. Yani tek bir tesis değil, dünyaca veya bölgesel olaraktan nötr hale getirmektir. O bakımdan bu kavram karışıklığı olmadığını ben belirtmek istiyorum. Peki, çok teşekkürler bu katkı için. Hemen önünüzdeki beyefendi de istemişti ama Canan Hanım'a şunu sormak istiyorum. Sizin de işaret ettiğiniz noktadan fosil yakıt kullanımına işaret etti beyefendi. Yeni yatırım şart diyor, büyük finansman ihtiyacı diyor ve geriden geliyoruz teknolojide dedi. Geriden gelmenin bir avantajı da olabilir mi bizim için?
Çünkü bazen ona konuşulur. Aslında her sektörün farklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani farklı dinamikleri ve her sektörün ayrı irdelenmesi gerektiğini değerlendiriyorum. Örneğin demir çelik sektöründe de hani farklı seviyede yatırımlar olabildiği söyleniyor. Hatta demir çelik endüstrisinin paylaşımlarından Avrupa Birliği'nden bir miktar daha aslında iyi durumda olabileceği ifade edildiği noktalar da var. Tabii şöyle bir durum var. Yani bir yerlerden de başlamak gerekiyor. Yani eğer siz şu an harekete geçmezsiniz ve bazı yenilikler ve iyileştirmeler yapmazsanız önümüzdeki süreçte sürdürülebilirlik alanında yaratılacak o fonlardan, işte yeşil tahvil gibi, sustainability bond gibi kriterlerden ve hani taksonomi kriterlerine de eğer dikkate almazsanız daha fazla aslında önümüzdeki süreçte rekabetçilik kaybı yaratılabilir endişesindeyim. Peki buyurun sizden de sesi duyalım. Merhabalar, ben Celal Öven, Çolakoğlu Meteorolojideyim. Çok denk geldi. Demir çelik sektöründe çalışıyorum yaklaşık 15 senedir. Son 5 senedir bizim emisyon ölçümlerimiz yapılıyor Scope 1 ve Scope 2 olaraktan. Scope 3 henüz daha yavaş yavaş yani yapıyoruz ama daha resmi olarak sunulabilecek durumdayız. Bu arada Türkiye %90'da neredeyse yurt dışında bağlı bir şekilde çalışıyor özellikle hurda da. O yüzden mesela Scope 3 olarak ya da ne bileyim sadece evde üretelim mümkün değil. Şunu da söyleyeyim, yani beyefendi aslında her şeyi çok 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 güzel özetledi. Yani diyebileceğim şu, bizim fabrikamız da mesela 15 senelik fabrika, olabildiği kadar yenidir, teknolojik olarak bayağı iyi bir olmasına rağmen biz ne kadar teknoloji yakalamaya çalışsak da biz teknoloji bizden 2-3 kat daha hızlı ilerliyor. Bu da her sene her sene yatırım gerektiren bir şey. Mümkün olduğu kadar yani herkes çalıştığı iş yerinde işleri daha efficient hale getirmeye çalışıyor. Kusura bakmayın, kelimeyi tam hatırlayamadım. Daha efficient hale getirmeye çalışıyordur ama yakalamaç oynuyoruz açıkçası. Teknolojiyle bir yakalamaç içerisindeyiz. Şunu da söyleyeyim, hani enerji konusunda bizim fabrika 300 megawatt kadar bir enerji çekiyor saatte. Bunu yenilenebilir enerjiden yakalamanın şu anda mümkünatı yok. Yani ne çevre, yani biliyorsunuz Türkiye'deki sistemleri de biliyorsunuz. İşte devletin yaptığı regülasyonlardan dolayı bölge bölge işte 1000 megawatt burada yatırım yapabilirsiniz, 500 megawatt burada yatırım yapabilirsiniz diyorlar. Ve o bölgenin ihtiyacı yoksa yenilenebilir enerjiyi orada yapmanızın da imkanı yok. Mesela biz Kocaeli bölgesindeyiz. Mecbur olarak oradaki bölgede üretilen enerjiyi kullanmak zorundayız. Yani şu sizin dediğiniz çok doğru bu arada. Türkiye çelik endüstrisinin Scope 1 emisyonları Avrupa'dan çok daha iyi durumda. Çünkü Türkiye yoğunluklu olarak ark ocağında üretim yapıyor. Avrupa hala yüksek fırınlardan üretim yapıyor. Bu da bir teknolojik olarak bizim avantajımız. Onlarda da bir dönüşüm var şu anda. Amerika'da aynı şekilde. Yani ben ileriki zamanlarda aslında Türkiye'nin bazı şeylere çok hızlı adapte olabileceğini düşünüyorum. Ancak ve ancak yani bunu sadece sektörlere ya da firmalara bağlamamak lazım. Devletin çok büyük desteği lazım bu konuda. Onların da bir teşvik vermesi lazım. Yani insanların elini kolaylaştırması lazım. Yoksa sadece sektörlere bağlayıp ya da firmalara bağlayıp çözümleri beklememiz biraz haksızlık gibi geliyor. Çok teşekkürler. Çok önemli bir nokta. Demir çelik endüstrisi için özellikle örneğin Eurofer'in takip ediyorsunuzdur. 2030 için ilave hedefleri var ve muhtemelen Avrupa Birliği de zaten benchmarkları ona göre belirleyecek. Tabii Horizon Europe gibi çok kapsamlı ve dönüşümlü projeler Avrupa Birliği'nde hayata geçiriliyor. Çağrıları açılıyor. Özellikle hidrojen yatırımı, hidrojenden sıfır emisyonlu çelik üretimi gibi şu an gelişmelerin olduğunu duyuyoruz. Tabii bunların dışında kalmaması lazım sektörlerimiz. Mutlaka o ilgili konsorsiyumlara, ilgili projelere dahil olma noktasında girişimlerimizi arttırmamız lazım. Mikrofonu alalım mı? Tam duyalım sizi. Çok özür dilerim, araya girdim tekrardan. Hidrojenden enerji üretip ya da çelik üretmek yaklaşık 900 megawatt enerji istiyor. Yani hidrojen şu anda evet bir teknolojik olarak İtopya'da öyle duruyor ama gerektirdiği enerji yüzünden şu anda yeşil değil, henüz değil. Onu belirteyim. Peki, bir takım zorluklar da var. Eller kalktı ama ne olur unutmayın, ben Arçeli'yi de bir duyalım. Belki oradan daha farklı katkılar da olur diye tamam, düşünüyorum. Tamam, çok hızlı o zaman. Evet, çok hızlı Arçeli'yi bir ne yapmış biz görelim. Biz Arçelik'te neler yapıyoruz? Öncelikle sürdürülebilirliği tüm iş yapış stratejilerimizin merkezine almış durumdayız. Üç temel odakta aslında bunu inceliyoruz. İklim krizi ve atık yönetimi gibi aslında gezegeni iyileştiren teknolojiler alanında yatırım yaparken bunu aslında sorumlu değer zinciri perspektifinde
tüm tedarik zincirlerimizde bunu yönetmeyi istiyoruz. Tedarikçilerimizle yakın çalışıyoruz. Farkındalık yaratma ve onlarda kapasite artırmaya yönelik çeşitli hedefler veriyoruz. İşte 14 bin ve 50 bin bir sertifikası alınma zorunluluğu getirilmesi gibi belirli tarihlerden sonra. Yaşama iyileştiren teknolojiler altında da aslında faaliyet gösterdiğimiz toplumlarda da aslında topluluklarda ilgili yerel girişimlere de destekliyoruz. Oradaki daha gelecek nesillerin sağlıklı bir şekilde gelişmesi için de inisiyatifler ve çeşitli aksiyonlar alıyoruz. Ve bu sene 13. sürdürülebilirlik raporumuzu yayınlamıştık, onu da ifade edeyim. 2019-2020 yıllarında küresel üretimde karbon nötr olduk. Bu operasyonlarımızdan kaynaklı emisyonların aslında nötrlenmesi ve bunu kendi edindiğimiz karbon kredilerini kullanarak gerçekleştirdik. Hedefimiz 2030 yılına kadar da bu şekilde devam etmek. Bunu yeni projeler geliştirerek, yeni karbon kredileri kazanarak hayata geçirmek istiyoruz. Enerji verimini iki katına çıkarmak gibi hedeflerimiz var. EP100 inisiyatifine bu anlamda dahil olduk. Ve aslında bu tüm süreci de gerçekten şeffaf ve credible bir biçimde yönetmeyi son derece önemsiyoruz. Zaten sürdürülebilirlik endekslerinden de aldığımız geri bildirimler ve puanlamalar bu anlamda zaten kendisini gösteriyor. Bilim temelli hedefler, Science Based Targets Initiative, 2 derecenin çok altında senaryosu için hedeflerimiz onaylanmıştı. 1,5 derece için de şu an onay sürecinde. Tüm bu süreci de aslında tamamen şeffaf bir şekilde raporlamayla yönetmeye, herhangi bir greenwashing'e mahal vermemeye gayret ediyoruz. 2050 net zero hedefimizi ve yol haritamızı ortaya koyduk. Bu kapsamda özellikle COP26 öncesinde de çeşitli inisiyatiflere dahil olduk. Özel sektörün iklim mücadelesindeki öncü rolünü defalarca vurguladık ve farklı oturumlarda katılım sağladık. Aynı zamanda şirketimiz Birleşik Krallık Galler Prensi'nden de net sıfır karbon nötr yol haritamız çerçevesinde Terra Carta mührüne de almaya layık görüldü. Türkiye'de ilk ve tek şirket olarak bu anlamda gururluyuz. Bunun dışında ürünlerimizde tabii sürdürülebilir ürün inisiyatifi perspektifinde dayanıklılık tamir edilebilirlik ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını önemsiyoruz. Döngüsel ekonomi inisiyatifi altında aslında Sustainable Products Initiative diye de bir girişim var Avrupa Birliği'nde. Bu noktada uzunca yıllardan beri Ar-Ge'ye, inovasyona yatırım yapıyoruz. Geri dönüştürülmüş pet şişelerden çamaşır makinesi kazanları üretiyoruz. Atık balık ağları ve tekstil atıklarından fırın parçaları üretiyoruz. Bunların bir kısmı seri üretimde, bir kısmı hali hazırda geliştirilmektedir. Aşamasında. Biyoplastik ve biyopoliüretan yalıtımından biofiliş dediğimiz bir ürünümüz var. Buzdolabı parçaları üretiyoruz. 2030 yılına kadar 15 megawatt kapasitede yenilenebilir enerji sistemleri kurmayı ve ürün başına gerek enerji gerekse su tüketimini azaltacak şekilde çeşitli hedefleri ortaya koyuyoruz ki bunları da sürdürülebilirlik raporlarımıza şeffaf olarak paylaşıyoruz. Bunlar özellikle yatırımların ne kadar sürdürülebilir olduğunun yatırımcılar nezdinde de son derece artık odak alanda takip edildiğini gördüğümüz bir ortamda özellikle bizlerin Green Bond gibi, Yeşil Tahvil, Sustainability Bond gibi fonlara da erişimine katkı sağlıyor. Benim özetle aktaracaklarım bu kadar. Çok da uzatmayayım. Asıl sizlerden katkı ve yorum almak isteriz. Buyurun. Mikrofonu ulaştıralım. Buradaki elleri de unutmadım. Size hemen geliyorum. Çok teşekkür ederiz Erçeli'ye. Sunumunuz için de teşekkür ederim. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Recycle ürünleri kullanıyorsunuz, özellikle tekstille ilgili olanları. Peki sizin ürünleriniz ne kadar çevre dostu? Çevre dostu derken sizin ürünleriniz doğada ne kadar sürede kayboluyorlar? Çünkü biodegradable değil bu ürünler. Ve geri dönüşülmesi konusunda ürünlerinizin neler yapılıyor?
Yani kullanılan ürünleriniz geri dönüştürülebiliyor mu? Tüketiciden nasıl topluyorsunuz? Çevreyle ilgisi nedir ürünlerinizin? Şimdi bir defa ürünlerimizin enerji etiketleri düzenlemesi var. Onları biliyoruz zaten. Onları biliyorsunuz. Ben son kullanıcıdaki ürünleriniz atık, ne kadar? Atık elektrik, elektronik aletlerle ilgili dönüşüm tesislerimiz var. Ve sektörümüzde zaten tek. Bu noktada çeşitli inisiyatifler yürütüyoruz. Ve zaten piyasadan topladığımız ürünler ve daha enerji verimli ürünler sunarak hani bu alanda da karbon kredisi yaratılması noktasında da çalışmalar yürütüyoruz. Peki burada hemen hanımefendi istemişti. Oraya bir mikrofonu uzatalım. Buyurun. Merhaba, avukat Ezgi Köse ben. Avukat olduğum için çok teknik konuşamayacağım. Mevzuattan bahsettik en başta. Bir ekleme ve bir soru sormak istiyorum. Çok yeni 4 Aralık'ta bir kirletici salım ve taşıma kaydına ilişkin bir yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmelikte işte üreticilerin öncelikle enerji ve metal üretimi yapan sanayi işletmelerinin bir kayıt sistemine kaydolması ve bunun halka açık bir şekilde her yıl raporlanması, yani çevre ilişkin verdikleri zararları veya hani raporlarını her sene sunmaları bekleniyor. Bunun halka açık olması sizce şirketleri zorlamaya ve hani daha çevreci, daha çevreyi kirletmeden önlemler almalarına faydalı olur mu? Ne dersiniz? Çünkü ileride bunların tazminat yükümlülükleri de olacak. Hani herkes buna ulaşabileceği için ne dersiniz bu konuda? Şimdi önümüzdeki süreçte mesela dijital ürün pasaportu diye de aslında bir takım kavramlar da ortaya çıkacağını biliyoruz. Dolayısıyla aslında bu şeffaf yönetimin ben her alanda fayda yaratacağını değerlendiriyorum. Önümüzdeki süreçte alacağınız bir ürünün ne kadar çevresel ayak izi olduğunun aslında bir kare kod ile yani bizim kendi ürünlerimiz açısından bu söz konusu. Bununla ilgili geliştirme çalışmaları halen yürütülüyor komisyon nezdinde. Dolayısıyla bir fırsat olarak da değerlendirilebilir. Yani aslında tüketicinin bilinçlenmesi de şirketleri de zorlayan bir süreç olacak. Yani ister istemez şirketler de kendine bir çeki düzen verecek. Belki bu işlere girmeyenler daha farkındalıkla adımlar atmaya çalışacaklar. Çünkü yani bu aslında çok güzel söylendi. Sadece şirketlerin meselesi değil, sadece sektörlerin meselesi değil, sadece devletin bir düzenleme yapmasıyla da olacak bir iş değil. İşin içinde tüketici bacağı da var. Yani topyekün bir anlayış değişikliği derken tam olarak aslında bunu kastediyoruz. Arkadan, en arkadaki beyefendiyi önce duyalım mı? Ondan hiç ses duymadık. Buyurun. Merhabalar. İbrahim ben, iş güveni uzmanıyım. Teknokas firması. Bu süreçte bilim camiasının rolü nedir? Türkiye olarak hep AB ve Amerika'daki durumları inceledik, irdeledik. Fabrikalar deniliyor, iş sanayideki insanlar yükleniyor. Bilim camiasındaki hocalarımızın bir prospektüsü var mı, bir araştırması var mı? Ufak veya küçük olarak orta ölçekte işte Zonguldak bölgesinde, Kocaeli bölgesinde, Çerkezköy bölgesinde, organize sanayi bölgesinde herhangi bir şekilde teknik bir veriyi inceleyip yayınladığı bildirgedir, işte efendim söyleyeyim tezidir, makalesidir, yayınlamasıdır. Arçelik dünya markası, evet. Arçelik'in çok büyük şeyleri vardır, hocaları vardır, danışıyordur ama bilim burada nedir? Rolü ne durumda? Akıl, bilim ve teknoloji hangi kıvamdadır? Evet, yani akademiden de böyle bir çalışma, bilmiyorum var mı Canan Hanım? Yani benim bildiğim TÜSİAD mesela raporları var, iklim raporu var. Özellikle önümüzdeki süreçte bir karbon vergisi gelmesi durumunda bunun sektörlere etkisi ne olacak gibi bir çalışma yapılmıştı. Orada çok kıymetli hocalarımız değerlendirme yapmıştı. Benzer şekilde yine Sayın Bakanımız da bugün sabah oturumda bahsetti. Bir çalışma daha yapılıyor bildiğim kadarıyla. Tabii her çalışmanın hani hakim değilim ama kesinlikle önümüzdeki süreçte tüm katılımcıların, tüm paydaşların, başta üniversitelerimiz olmak üzere bu süreçte çok önemli görevler düşüyor diye düşünüyorum. Yani aslında önümüzdeki süreçte herhalde şirketlerin bu sürece hazırlanırken mutlaka içinde bulundukları mesela sektörün kendi sivil toplum kuruluşuyla işbirliği halinde olması, karşılıklı herkesin birbirini zorlayarak hani bu tarz çalışmaların daha da artması için bir yola giriliyor. Yani bu çalıştayın da amacı o aslında. Yani bir katkı sunabilmek, ortaya bir görüş koyabilmek. Mutlaka bu alanda yeni raporların çıkması lazım, yeni projelerin geliştirilmesi lazım. Yani ufak ufak adımlarla herhalde başlayacak. Çünkü, değil mi? Yani bir sihirli değnek gelip bir anda bizi değiştirip dönüştürmeyecek. Küçük adımlarla bir yerden başlamamız gerekiyor. Kesinlikle. Buyurun hanımefendi, sizi de unutmadım, hemen geliyor.
Merhaba, selam ben. Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Bölümümü çok isteyerek ve bilerek yazdım aslında. Fakat gözlemlediğim kadarıyla çevremdeki insanlarda bu hani bölümümün tanımı açıkçası yok. Hani bu şekilde bir raise awareness diyoruz. Yani bilinçlilik aslında bu durum, bu konu hakkında pek bulunmuyor. Hani bence bu konu aslında fokusla alakalı. Yani neye odaklandığımızla ilgili. Çok çünkü doğru. Atıyorum Londra'da insanlar havayı konuşur, İstanbul'da trafiği konuşur, Tokyo'da ya da atıyorum Berlin'de ise insanlar geri dönüştürülebilirliği konuşuyorlar. Onların esas noktası, çıkış amacı bu ve bu konu çerçevesinde hani bilgi dağarcığı olarak kişilerin bilinçlilik düzeyi arasında çok büyük bir uçurum yok. Fakat hani biz buraya geldik, bu panelin bana çok şey katacağına da eminim. Ama büyük şirketlerin de dahi olsa yapacakları aktiviteler sizin de az önce söylediğiniz gibi tüketici bazında düşündüğümüzde çok küçük bireylerin hani yapacağı toplu faaliyetler sonucunda nötrlenebiliyor aslında. Bu sebeple hani insanlar bazı klişelerin farkında, iklim değişikliği olsun, sıfır atık gibi konular ama esas bilinçlilik düzeyine nasıl ulaşabiliriz? Eğitim sürecimiz hani yeterli mi ya da kıyaslandığında ne hani hangi tarafta kalıyoruz? Aslında bunun tam kavrayabilmiş değilim. Kesinlikle. Hani bu konuda ne söylemek istersiniz? Çok çok doğru bir tespit. Gerçekten öyle. Yani biz çoğu zaman yani sürdürülebilirlik deyince ya sürdürülebilirlik çevreyle ilgili bir konu diye böyle kodlamıştık. Halbuki işin içinde toplum var, sosyal boyutu var. Yani siz kadın girişimciler olmadan, toplumsal cinsiyet eşitliği olmadan sürdürülebilirliği konuşamazsınız. Ekonomi boyutu da elbette var. Aslında sürdürülebilirlik böyle çok kapsamlı da bir iş. Ama hep böyle belli sivil toplum kuruluşlarının konuşması gereken bir konuymuş gibi görüldü sürdürülebilirlik şimdiye kadar. Hep böyle gündem dışı ayrıntı bir konu. Ama şu anda herkes farkında ki biz bu sürece girmezsek Avrupa Birliği ile ticaret yapamaz hale geleceğiz. Maalesef ancak bu noktaya gelince bazı adımlar atılmaya başlandı. Çok doğru ve çok da önemli bir noktaya parmak basmış oldun. Biz bir parça hani şu anda herkes canının derdinde. İşte dolar yükseliyor, asgari ücret artacak. Üretici diyor ki ben primlerimi mi düşüneyim, dolarımı mı düşüneyim, sürdürülebilirliği mi düşüneyim? Evet, düşünmek zorundayız. Yani başka yolu yok. Doları da düşüneceğiz, onu da düşüneceğiz, bunu da düşüneceğiz. Yani eş zamanlı el ele kol kola dijitalleşmeyi de düşüneceğiz. Yeşil dönüşümü, mutabakatı da düşüneceğiz. Hepsini bir arada yaparsak çünkü başarabileceğiz. Başka bir seçeneğimiz yok maalesef. Kesinlikle katılıyorum. Hanımefendi bir el kaldırmıştı, uzatalım mı? Merhabalar, ben Haliç Üniversitesi öğretim görevlisi Sefa Merve Durmuşoğlu. Normalde enerji sistemleri mühendisiyim. Araştırmalarım kapsamında normalde siz Arçelik olarak 350 milyon euro tutarında bir yeşil tahvil yaptığınızı biliyorum 2021'de. Ben bu yaptığınız tahvilin mesela şöyle bir şey, normalde ihracı ve yatırımcı şeffaflık istiyor yatırımcı ama gönüllülük esaslı olduğu için bir yeşil tahvil prensibi buna uygun olarak zaten yapılamıyor. Yani şöyle düşünün, bir insana zorunlu olarak bir şey yaptırmadığınız müddetçe kesinlikle hiçbir şeffaflık arayamazsınız. Yani yeşil tahvil zorunluluğu olmalı gibi geliyor bana. Hani yapılan bütün prensiplerin aslında zorunluluk kapsamında tek bir yönde düşünülüyor çünkü. Sadece yatırımcı ya da sadece ihraççı olarak. Bence iki yönlü olarak. Yani sonuçta bir yapılan bir girişim varsa bunun yanında yatırımcı da var. Yatırımcının olabilmesi için şeffaflık olması gerekiyor. Yani muhakkak olması gerekiyor karşı tarafın. Neye yatırım yaptığını bilmesi lazım. Hani bu bağlamda eğer ki gönüllülük esaslı olursa zaten yapılacak şeylerin yani şeffaflığı ne kadar olur? Şimdi sürdürülebilir kurumsal yönetim ilkeleri aslında şekilleniyor Avrupa Birliği'nde. Hani muhtemelen bize de yansımaları olacaktır. Aslında dediğiniz gibi o finansal olmayan raporlamaların bu yöne daha çok eğilmesi gerekiyor. Taksonomi kriterlerinin belki entegre edilmesi lazım bütün yapılan yatırımlara. Dediğiniz çok doğru. Teşekkür ederim. Beyefendi tekrar bir ek yapmak istedi herhalde. Sizi de gördüm. Erdal Sükan, kağıt sanayi için bahsedeceğim. Bugün 6 milyon ton kapasiteli kağıt sanayimiz var. Bunun ham maddesi de geri dönüşümlü kağıt, yani hurda kağıtlar. Bugün kağıt toplama bırakalım. Bizim sosyal olaraktan bahsettiğimiz zaman evlerdeki kağıt veya atıklarımızı nasıl attığımızı başlayalım. Yani o kadar basit şeyler var ki ortada. Hala Avrupa'da, kesinlikle, Amerika'da ayrı ayrı yapılıyor. Bizde hala sokak toplayıcılarının bütün atıkları karıştırıp onların geri dönüşümünü de sağlayamadığımız bir ortamda yaşıyoruz. Bu konu, yani ben aşağı yukarı 10 senedir peşinde koşmama rağmen hala
maalesef belediyelerin bu konudaki ciddi olarak bu işi ele almadıklarını belirtmek istiyorum. Evet, kanayan yaraya parmak bastınız, bu çok tabii doğru. Bir de sosyal anlayış ve bilinç de tabii olantılı oluyor. Evet. Ayrıca şeye de katılıyorum. Evet, çocuklarımızı eğitmeye başladık okullardan itibaren ama bunların yaptırımları olması gerekiyor. Yani bizim şu anda biz biraz evvel konuşmacı gibi yaptırım olmadan mümkün değil. Bu Avrupa'da da böyle, bizde de olması lazım. Zaten sistem kurulursa o yaptırım da beraberinde gelecek. Yani çünkü bu konuda seminerler de vardı. Mesela bir profesör kalktı dedi, benim kızım dedi, hiçbir zaman dedi pet şişesini dedi çöpe atmaz dedi. E güzel dedim. Peki dedim komşunun babası ne yapıyor dedim. Yani mesele burada, yani konu böyle palyatif olarak olmuyor. Evet. İkinci yani, olarak bir şey daha değinmek istiyorum. Özür dilerim. Son bir şey olsun. Bir bahsettiler şeylerin, tesislerin atıklarının özellikle sera gazı ve atık sularının kamuyla paylaşılması konusu var. Bu konu hakikaten tesisleri de bir hizaya sokacak ve güzel olacak. Ancak burada bir şuna dikkat etmek lazım. Çevrenin de bilinçli olması lazım. Bugün herkes belli çıkarlar nedeniyle, biraz da bunu üzülerek söylüyorum, sizin açık noktanızda sanki pireyi deve yaparaktan tesisi kapatacak mertebede kullanabiliyorlar. Onun için yani her konuyu iki taraflı düşünüp ona göre hareket etmekte evet, fayda yani var diyorum. Doğru bir sistem kurulursa da ona da izin vermemesi düzenleyici çerçevenin aslında doğru çizilmesi. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, oradan bir el görmüştüm. Önce oraya gideyim, sonra size gelelim. Merhaba, Koray Yenigürbüz, Türk Standartları Enstitüsü. Şimdi net zero'yu da hedefine doğru giderken en önemli konulardan iki tanesi karbon azaltım projeleri ve karbon kredisi. Anladığım kadarıyla Arçelik'in de karbon kredisi öncelikli konularından bir tanesi ama sadece Türkiye için değil, bütün dünya için en önemli konulardan bir tanesi karbon kredisi anlamında. Özellikle greenwashing riskini de düşündüğümüz zaman buradaki sağlıklı bir karbon kredisi mekanizmasının yaratılması ve buradaki verilerin sağlıklı olması çok önemli. Mevcut durumu ve gidişatı ve bu konudaki önerilerinizi ve yorumlarınızı dinleyebilir miyiz? Ben de şuna ekleyerek sormuş olayım. Yani bu karbon meselesine de bir parça parantez açmış olalım böylece. Mesela orada doğrulama yöntemi ne olacak? O otorizasyon dediğimiz, onu hangi kurumlar yapacak? Türkiye'de ve Avrupa Birliği tarafında orada bir netleşme var mı? Şimdi 14.064 standartına göre zaten bir takım uygulamalar oluyor. Diğer taraftan sizin belirttiğiniz karbon kredisi anlamında da bilim temelli sera gazı emisyonları Science Based Target Initiative'in yeni düzenlemesine göre siz %90 emisyonlarınızı kendi teknolojilerinizle azaltmanız, %10'u için aslında kalan residual emissionlarınız için varsa bir karbon kredisi kullanmanız gerekiyor. Özellikle hani tüm Scope 3 ve tedarik zincirinde düşündüğümüz zaman bunlar hakikaten çok ciddi ve iddialı şeyler, çalışmalar. Dolayısıyla dediğiniz doğru, hani %10'a kadar bir orada allowance var. Diğer kısmı kendi teknolojilerinizi aslında azaltmanız lazım. Bizim için de en aslında challenging konu orada Scope 3 emisyonlarımız. Çünkü yaklaşık 28 ülkede, 9 ülkede 28 üretim tesisimiz var. Ve birçok gelişmekte olan pazarlarda, aslında büyümekte olan pazarlarda ürün sunuyoruz. Ve oradaki ürünlerin kullanımından kaynaklı emisyonları da aslında hesabımıza katıp onların üzerinden azaltım hedefleri koyuyoruz. Onlar hakikaten çok ciddi ve zorlayıcı hedefler. Affedersiniz, ekleme yapmak istiyorum. Tam da kastettim o %10'luk kısmın sağlıklı, yani sağlıklı bir karbon kredisi üretebilmesi için. Çünkü biliyorsunuz ticari kuruluşlar var bununla ilgili. Bunların yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılmış olması lazım ve buradan emin olmamız lazım ki net zero hedefine gidebilelim. Yani günün sonunda, çünkü karbon kredisini gözle göremiyoruz biz. Doğru. Sonuçta bir takım projeler olması gerekiyor. Evet. Ticari kaygıyla greenwashing riskini de düşündüğümüz zaman buradaki veriyi ve üretilen kredinin sağlıklı olmasını nasıl kontrol edebiliriz? Bugün ne noktadayız? COP26 güzel bir gelişme oldu aslında bu madde 6 noktasında. Aslında bu karbon kredisi mekanizmalarının düzenlenmesi öngörülüyor. Örneğin bir ülkede ağaçlandırma faaliyeti sonucu eğer o karbon kredisine açılacaksa
onu kendi NDC'sinden düşmesi gerekiyor gibi aslında bu mekanizmaların, bu şeffaf takip sistematiğinin de önümüzdeki süreçlerde uluslararası perspektifte de değerlendirilmesi ve bir yöntemin oluşturulması, bununla ilgili şeffaf bir izleme mekanizmasının oluşturulması öngörülüyor diye düşünüyorum. Mesela sizin gibi AB entegrasyonu yüksek olan firmalara istisna sağlanabilecek mi? Nasıl bir istisna? Yani bu süreçte biraz daha kolaylık gibi. Öyle bir şey hiç gündemde yok, mi? Yok, yok. Herkes bu süreçten geçecek. Hani siz hali hazırda zaten bu süreçlerden geçen bir firma olduğunuz için o yüzden sordum. Yani hani know-how anlamında tabii bir bilgi birikimi var. Hani kendi ekiplerimizle hani bu işleri yönetmeye gayret ediyoruz mümkün mertebe. Ama yok, öyle bir kolaylık söz konusu değil. Peki. Siz parmak kaldırmıştınız. Mikrofonu alalım. Öncelikle böyle bir çalıştayın düzenlendiği için gerçekten ben de çok mutlu oldum. Çünkü 23 yıldır yaklaşık atık kağıttan, daha doğrusu hurda kağıttan, burada özellikle atık diyorum. Çünkü atık kelimesini artık aslında hayatımızdan silmeliyiz. Atık diye hiçbir şey yoktur. Her çıkan bir malzeme bir diğer üretimin ham maddesidir. Doğru. Bunu bu şekilde düşünmek lazım. Buradan ben atık kelimesini çarpıyı atıyorum. Çıkan atıl ürün diyeyim, çünkü o atıl ürün bir sonraki üretimin düşünüldüğünde mutlaka bir ham maddesidir. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Çalıştayın başlangıcında dediniz ya, yeni işletmeler ne yapmalı? Aslında var olan işletmeler, mesela biz bundan 5 yıl önce karbon ayak izimizin ölçülmesi, sera gazı emisyonumuzun ölçülmesini zaten yaptık. Var olan emisyonlarımızı, değerlerimizi biliyoruz ama bunun için neler yapılabilir? O aksiyonlarda neler olmalı? İşte bunlar hayata geçirilmede biraz aksatılıyor. Biz veya diğer tarafların, diğer firmalarda. Bence şu andan itibaren bu konuda yeni açılan firmalarda öncelikle 14.001 nedir? Bu çevre yönetim sisteminin bir an önce alınıyor olarak açılması gerekiyor. Biz sonradan aldık. 50.001 nedir? Enerji yönetim sistemi belgesi alınarak işletmeler açılmalı. Biz de mesela sonradan aldık. Mesela YEKDEM diye bir şey var. Belki duyulmamış olabilir. Evet, bu kelimeler hep var zaten. EPH tarafından her ödenen faturada, sanayi dalında yenilenebilir enerji mekanizmasını destekleme mekanizması diye bir sistem var. Oradan para fona aktarılıyor zaten. Ama bu paralar ne oluyor, nerelere gidiyor? Bunları görmek lazım, takip etmek lazım. Ama az önce konuştuk, Avrupa Birliği daha yeni bu fonları açtı biliyorsunuz ve bu paralar toplanacak. İlgili yerlere verilecek. Onun haricinde mesela yeni açılan firmalar dedik ki tamam bir karbon veya da fosil atık kullanarak belki üretim yapacak ama bunun karşılığında yenilenebilir enerji veya bir güneş sistemi çatısını düzenleyerek kuramaz mı? Mesela biz şu an kendi çatımızı yeniden değiştiriyoruz. Üzerine güneş enerjisi panelleri koyacak şekle getiriyoruz. Yeni kurulanlarda işte bunlar en baştan, daha en baştan yapılırsa hem ikinci bir maliyet ortaya çıkmaz, hem hazır bir şekilde zaten başlamış olur. Az önce söylediğiniz gibi Berfu Hanım, bu sadece sanayide ya da belli kesimlerde olmamalı. Bu topyekün 85 milyon diyorum şu an. Kendi bireylerimiz tarafından takip edilen ve bilinen bir sistem olmalı. Ben 23 senedir dediğim gibi kağıt sektöründeyim. Az önce Erdal Bey'in de söylediği gibi kağıt toplama oranımız şu an, rakamlar vermek zorundayım, Türkiye'de %51 geri dönüşüm. %51. Yani o kadar üzücü bir durum ki %43 tamamen çöpe gidiyor. Ve çöpe giden bu hurda kağıdın maliyeti şu an 723 milyon euro. Çöpe gidiyor. İnanılmaz. Ve biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hurda kağıt ham maddemizi almak için Gürcistan, İtalya, Hollanda'dan hurda kağıt satın alıyoruz. Euro para veriyoruz. Navlun ödüyoruz, hurda kağıt satın alıyoruz çünkü üretimimizi yapamayız. Yani buraya gelen her bir ürün pakete, ambalaja girmek zorunda. Az önce yediğimiz yemeklerin poşetleri, onları da üretiyoruz. Onlar da bir kağıt, geri dönüşümden elde edilebiliyor, kraft da olabiliyor belli oranda. Ve tamamen hurda kağıdımızı kendimiz toplama kapasitemiz varken, çöpe atmama kapasitemiz varken dışarıdan ithal ediyoruz. Çok üzücü. Bunun en iyi örnekleri Hollanda, Belçika. Şu an %92-93'lerde kağıtta geri dönüşüm. Aslında baksanız o kadar küçük nüfuslar ki, belki bizim bir ilimiz kadar ama bilinç o kadar gelişmiş ki hiçbir kağıdı veya plastiği veya geri dönüşümü, atık demiyorum lütfen,
Onları atmıyorlar, biriktiriyorlar. Az önce kızım konuştu, gerçekten gurur duydum. Çevre mühendisliğini kazandı. İlkokuldan beri daha çiğnediği sakızı, kağıdını çöpe atmaz. Evimizde kağıt geri dönüşüm vardır, oraya atar. Ben genelde fabrika müdürü olduğum için okullardaki öğretmen ya da müdür arkadaşların öğrencilerini çağırırım, fabrikayı gezdiririm. İnanın o kadar değişiyor ki kafalarındaki o kağıdın üretimi ve kağıdı değeri, bakış açısı o kadar değişiyor ki. Onları görünce ben çok mutlu oluyorum. Bunun gerçekten okullarda bir ders olarak verilmesi gerekiyor. Yani geri dönüşüm dersi. Madem bu kadar önemli bir sürece giriyoruz, bunun bir an önce sanayi dalı kadar milli eğitim dalı da olması lazım. Veyahut da üniversitelerde bile olması lazım. Bunun bir ders olarak verilmesi gerekiyor. Son sözümü söylüyorum. Çok yıllar önce bir Kızılderili'nin söylediği gibi son ağaç kesildiğinde, son ırmak kurulduğunda ve son balık tutulduğunda beyaz adam paranın yenilemeyecek bir şey olduğunu anlayacak diyor. İnşallah o duruma gelmeyiz. Teşekkür ediyorum. Umuyoruz gelmeyelim. Çok teşekkürler katkılarınız için. Çok önemli noktalara işaret ettiniz. Tamam, siz de bir şey söyleyeceksiniz. Peki mikrofonu alalım mı? Size soracağım. Sizin de var. Şimdi bu işte en kolay, en fazla verimi almak için öncelikle daha az sayıda olan büyük şirketleri kontrol altına almak mı öncelikli veya sayısı çok olan işte küçük kullanıcılardan başlamak mı? Yani her şirketin kendine göre farklı yükümlülükleri ve sorumlulukları olması gerekiyor diye düşünüyorum. Daha kısa süre sonuca varmak için. Daha... Büyük şirketlerin şöyle bir sorumluluğu var. Aslında zaten değer zincirlerinde bu ESG kriterlerini raporlama ve o dönüşümü ayak uydurma zorunlulukları olacağı için aslında tetikleyebilir bu süreci. O noktada yani biz de önemli kendimize sorumluluklar görüyoruz bu noktada. Peki, siz de sanıyorum bir katkı sunacaksınız. Bir yandan da Burçin Bey geldi, bitirmemiz gerektiğini bize hatırlattı. Yavaş yavaş toparlarız, buyurun. Teşekkür ederim. Bütün şapkalarımı bir kenara bırakarak vatandaş şapkasıyla şunu söyleyeceğim. Beyefendinin belirttiği bu geri dönüşümle ilgili. Evlerimizde, iş yerlerimizde, okullarımızda geri dönüşümle ilgili kutular, çöp toplama yerleri var. Çok güzel. Fakat maalesef herkes şöyle mahallesine bir baksın, sokağına baksın. Kaç tane farklı konteyner var? Bunu kendi ikamet ettiğim belediye başkanıma bir toplantıda sordum. Maddi olarak şeyden bahsetti, sıkıntıdan. Çöp toplayıcı çocuklar, hep takip ediyorum. Şimdi aynı konteynerin içerisine, bizim evde de aynı bilinç var. Her şey ayrıdır. Plastikler, kağıtlar ayrı. Diğer atıklar ayrı. Ayrı ayrı olarak bizzat hepimiz elimizle götürüyoruz, bırakıyoruz mecburen aynı konteynere. Evet. Benden sonra bir başkası, değişik değişik atıklar. O çocukları görüyorum, parçalıyor hepsini. Onların içinden almaya çalışıyor. Ne oldu o çöp atık? Perişan oldu. Evet, yani orada mutlaka sistemin kurulması lazım. Evet. Yani vatandaşın evinin 200 metre çevresinde işte cam kumbaraların olması lazım. Geri sadece dönüşüm... cam kumbara var, evet. Farklı olarak teşekkür ederim. Ama onların sayısı da çok az. Çok az. Yetersiz. Cam kumbara var. Ama maalesef bu konuda Çevre Bakanlığı'yla belediyemiz ne kadar iletişim ve etkileşim halinde. Evet. Yani sistem kurulursa vatandaş da uyacak, evet, o sisteme yani. Başka yani bir yolu yok. Yani evdeki atığımızı mahallede, sokağımızda nereye atacağız? Evet. Değilse bireysel iyi niyetli en çabalar yetersiz hiç kalıyor. Hiç uzağa gitmeyelim. Zaten kurumlarımızda bir şekilde buna dikkat ediyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Biz, evet, teşekkür ederiz. Valla yavaş yavaş tamamlamamız gerekiyor. Biraz geçte kalıyor. Herkes trafiğe de kalmasın. Sayımız da azaldı ama bir iki şey duyduk. Hani kayıtlara tekrar geçmiş olsun diye ben vurgulamak isterim izninizle. Bir kere yenilenebilir enerji kaynakları aktif kullanılmıyor diye böyle bir eleştiri gelmişti Çalıştay'ın başında. Ama bir yandan enerji tüketimi fazla olan sektörlerde yenilenebilir enerji yetmiyor diye bir başka ses de duyduk. Yani bu da kayıtlara geçmiş olsun. Sadece küçük firmalar değil, büyük firmaların da ele atması ve bu konuda denetim şart diye duyduk. Teknolojiyle el ele gidilmesi gerekiyor ama doğru teknolojiyle el ele gidilmesi gerekiyor. Teknoloji çok hızlı ilerliyor, adapte olmakta zorlanıyoruz gibi bir ses de duymuş olduk. Yeni
yatırım şart. Fosil yakıtlar çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bunun için büyük finansmanlara da ihtiyaç var bu yeni yatırımlar için. Geriden bir parça geliyoruz, geride kaldık notunu duyduk. Eğitim alanına geri dönüşüm dersi eklenmeli diye bir ses de duymuş olduk. O da kayıtlara girmiş olsun. Gerçekten yani sektörleri değiştirecek, dönüştürecek, aslında hepimizi değiştirip dönüştürecek topyekün bir anlayış değişikliğinden söz ediyoruz. Yani biz artık hani olsa çok iyi olur dönemini bitirdik. Artık olmak zorunda. Konuşmayı bırakacağız, yapacağız. Farkındalık artık yeteri kadar oldu, harekete geçeceğiz. Öyle bir dönemdeyiz. Ve örgütlü olmak önemli bu dönemde. Her şirketin bağlı bulunduğu sektörün STK'sını zorlaması eğitim için, kendisi proje geliştirmesi ve işte Avrupa Birliği'ne ulaşması, finansman için oradan destek bulmaya çalışması ancak proje geliştirmesiyle mümkün. Bu da çok çok önemli. Zorluklar var, belirsizlikler var ama biz fırsatlara odaklanalım. Çünkü başka da çaremiz yok. Ancak evet, o fırsatlara odaklanırsak ayakta kalabileceğiz. Okyanusa böyle bir taş atmış olduk bu çalıştayla birlikte. Çok teşekkürler. Katkılarınız olmasa ilerleyemezdik. Çok çok evet, sağ olun. Çok çok teşekkürler. Katkılarınız için. Katkılarınız için çok keyifli, interaktif oldu. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Önümüzdeki dönemde bunları konuşmayı sürdüreceğiz. Çok teşekkürler.